Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yuvarlak yakalı, takma kollu, S ve M bedene olabilecek büyüklükte bir kazak çalışacağız. Kiloluk yünler kullanarak çalışıyorum. 5 numara şiş ile bu kazağımızı çalışacağız. Siz de 5 numara ile örebileceğiniz ipleri kullanarak benimle birlikte çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız, beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar, kazağımızı 5 numara şiş kullanarak yapıyoruz. Ve yine şöyle kiloluk satılan Instagram sayfalarında çok fazla var arkadaşlar. İnternette de bulabilirsiniz kiloluk yünler. Ben Sihirli Eller Örgü Evi Instagram sayfasından temin ediyorum bu yünleri. Burada şöyle bir tane tavşan tüyü var. Şöyle bir tane ince bir ip var. Şöyle bir tane çok ince bir sim. Ve bir tane de şöyle tiftik var. Bunların katlanmasıyla oluşan 5 numara şişlerle rahatlıkla örebileceğiniz kalınlığa getirilmiş bir ip arkadaşlar. Piyasada da aynı 5 numarayla örebileceğiniz kalınlıktaki bir yün kullanırsanız sayılarınızı tutturabilirsiniz. Şimdi yuvarlak yakalı takma kol, aynı zamanda da reklam kol görüntüsünü andıran bir kazak çalışıyorduk, biliyorsunuz. Burada 70 tane ilmeğimiz var, arka parçamız ve bu kol kesimlerini ben arka parçada yaptım. Şimdi size ön parçada göstereceğim. Çok basit arkadaşlar, herhangi bir zorluğu yok. İlk etapta 6 tane ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. Ben buraya bir lastik örneği koydum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak. Bu düz ilmeğe geldiğimiz zaman bir tanesini kesiyorum. Yani şuradan kesim yapıyorum. Toplamda 4 adet ilmek eksilttim bu iç taraftan. Buradan da bir defa da 6 ilmeği kesmiş oldum arkadaşlar. Ve düz olarak kol boyu gelene kadar ördüm ben bunu. Şimdi bu kesme işlemini aynı şekilde bu ön parçamızda da uygulayacağız arkadaşlar. Yalnız ön parçada şu şekilde, burada 4 adet kesim yapmıştık. Ön parçada 1 adet fazla keseceğiz. 5 tane kesim yapmış olacağız. Ve hemen kesimimizi yaparak başlayalım. Bu takma kol tekniğine çok basit arkadaşlar. Ve sizin de çok beğeneceğinizi umuyorum. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir takma kol çalışması. Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle ilk etapta buradan şöyle ben 6 tane bir takıyorum. 2 tekrar takıyorum. 3 ve tekrar takıyorum. 4 tekrar takıyorum. 5 bir defa daha kesiyorum ve 6. Şu şekilde bir defada 6 tane ilmeğimizi kaybediyoruz. Ve sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örelim. Arkadaşlar, sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ördüm. Tekrardan şöyle 6 ilmek de bu taraftan kesiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sıra başına kadar yine örelim. Her iki taraftan 6'şar tane ilmek eksilttim. Şimdi arkadaşlar, bu sıra başına geldim. Burada hemen şuradaki lastik ilmeklerinden oluşan ilmeklerimi yapacağım. 2, 4, 6, 8 adet lastik ilmeği koyacağım buraya. Şöyle 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 ve şu şekilde 8. 2, 4, 6, 8 arkadaşlar. 8 tane ilmekten oluşan lastik ilmeğimi koydum. Buradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu şekilde arkadaşlar. Burada sola doğru 2 tane kesim yaptım. Şimdi diğer kolda şu şekilde 2, 4, 6, 8 ve 2 adet de kesme için kullanacağım ilmeklerle birlikte 10 tane ilmeğim kalana kadar örüyorum ilmeklerimi. Arkadaşlar burada 10 tane ilmek kalana kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Burada 8 tanesini lastik ilmeği olarak kullanacağım. 2 tanesini de kesme için. Burada ilmeklerimi sağa doğru yatıracağım için ilmeklerimin yönünü şu şekilde değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sağa doğru yatıyorum. Hemen şöyle tersle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şöyle şurayı düzeltelim. Katlamalı ip olduğu için arkadaşlar arasında bu şekilde bazen hatalar olabiliyor. Şöyle bu şekilde bu kısmı da örüyorum ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünde örgümün hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bu ilk baştaki lastik ilmeklerimi de lastik ilmeği olarak örüyorum. Buradaki lastik ilmeklerimizi ilk etapta örüyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. Evet. Buraya lastik ilmeği koyuyorum model olarak. Bunları yapmaya da bilirsiniz siz. İsterseniz 3 tane düz örüp kesedebilirsiniz. Buraya haroşa koyup kesedebilirsiniz. Ben bu şekilde lastik yapmak istedim. Çünkü bu lastik şık duruyor. Şimdi diğer lastik ilmeklerimize kadar bütün ilmeklerimizin tamamını bu şekilde ters örgü olarak örelim. Arkadaşlar yine burada da lastik ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyorum. Ve sıranın sonuna geldim. Örgümü ön yüzüne döndürüyorum. Bu şekilde tekrardan lastik ilmeklerimi örüyorum. Şöyle bir ters, bir düz olarak bunları örüyorum. Ve yine buraya geldiğim zaman hep bu ilmeği takip ederek kesim yapıyoruz. Tekrar bu iki ilmeği birlikte alıyorum. Şöyle ikinci kesmemi yapmış oldum. Bu şekilde 5 adet kesim yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğer başta da tekrar bir kere daha kesim yapalım. Ve buraya kadar düz olarak örelim arkadaşlar bu kısma gelene kadar. Şimdi buraya kadar geldim. Yine bu ilmeklerin yerlerini değiştirmem gerekiyor. Bu ilmeğe şişimi takıyorum ve arkadaki ilmeği çıkarıp tekrar şişime aktarıyorum. Bu ilmeği de geri şişime takıyorum. Şu şekilde ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu da sağa yatmış oluyor. Aynı şekilde lastik ilmeklerimizi de örerek bu sırayı bitiriyoruz. Arkadaşlar arka sırada yine aynı lastik ilmeklerimizi örüyoruz ve diğer ilmeklerimizi de ters örgü olarak sıra başına geliyoruz. Aynı işlemleri
3 defa daha tekrarlayacağız. Şu şekilde burada 4 adet ben kesim yapmıştım. Ön bandında bir fazla yaparak 5 adet kesim yapacağım arkadaşlar. Bu 5 tane kesim bittikten sonra da şu şekilde şöyle 5 adet kesimden sonra buradaki şu kol boyu arkadaşlar şöyle yarıya gelene kadar düz bir şekilde öreceğiz. Daha sonra yuvarlak yaka yapacağımız için yaka çalışmamızı birlikte yapacağız. Şimdi bu örgümüzü yarıya kadar düz bir şekilde kesimlerimiz bittikten sonra örelim ve tekrardan görüşelim. Arkadaşlar şöyle takma kollu yuvarlak yakalı S beden ve medium bedene olabilecek büyüklükte takma kollu aynı zamanda reglan kol görünümlü kazağımızın bu ön kısımlarını kesimlerini birlikte yaptık. Bu yarıya kadar örmenizi söylemiştim. Bakın şu şekilde örgümün şöyle yarısına kadar ördüm. Tam şu koldan tam yarıya kadar örüyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın şuradaki mesafe kalana kadar ördük. Şimdi burada yuvarlak yakamızın açılışını beraber çalışacağız. Buradaki ilmek sayısını ilk etapta toplamını sayıyoruz ve tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar burada benim toplamda 52 tane ilmeğim var. 52'nin yarısı 26 ve 26 olarak burayı iki eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tam burası orta noktamız. Buraya hemen bir belirleyici koyalım arkadaşlar. Şöyle bir tane örgüm var. Bunu buraya şöyle bağlıyorum. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar bu belirlediğim noktaya kadar örgümü örüyorum. Arkadaşlar şu belirlediğim noktaya kadar ördüm. Şimdi bu ortada 8 tane ilmek bırakacağım. Belirleyicimin sağında ve solunda 4'er tane ilmek bıraktığımızda 8 ilmek ortada bırakmış oluyorum. Şimdi burada 4 tane ilmeği örüyorum. Tekrar dönüyorum. Ve örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde buradaki örgümü örerek yani şöyle örmeden alarak şu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra başına kadar örüyorum. Ve tekrar burada 2 ilmek kalana kadar sıra başına kadar örüp geri geleceğim. Arkadaşlar şimdi yine buraya kadar geldim. Burada 2 tane ilmeğimi bırakıyorum. Sonra tekrar geriye dönüyorum. Ve yine bu sıramı tekrar yine şu şekilde örerek ilerliyorum. Yine sıra başına geldikten sonra tekrar buraya döneceğim. Yine 1-2 ilmek daha burada bırakıp geri döneceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar burada 2 tane ilmek daha bırakıyorum ve geri dönüyorum. Bu şekilde omuzda 16 tane ilmek kalana kadar geri döneceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani bir kere daha döndüğümde buradaki dönüşüm yeterli olacaktır. Eğer kol boyum yeterli değilse de geri kalan ilmekleri burada dönüş yapmadan düz olarak öreceğim. Buradaki ilmek sayısı benim şiş numarama göre ve ip kalınlığıma göre 16 kalıyor arkadaşlar. Siz de kendi şişinize ve ilmek sayılarınıza göre ve kendi vücut ölçülerinize göre burayı ayarlayabilirsiniz. Yani omuz genişliğinizi ölçmeniz gerekiyor. Buraya kaç santim denk geliyorsa ona göre ne kadar ilmek kaç santime denk geliyorsa
Ona göre buradaki ilmek sayılarını bırakmanız gerekiyor. En güzel yöntem kendi ölçülerinize göre çalışmaktır arkadaşlar. Mezura kullanarak kendi ölçülerinize göre çalıştığınız takdirde yaptığınız bluzlar üzerinize net bir şekilde oturacaktır. Yani omuz genişliğinizi ölçüyorsunuz, 10 santim veya 11 santim. 10 santim kaç ilmeğe denk geliyorsa o kadar ilmek bırakabilirsiniz. Sizin omuz genişliğiniz belki daha azdır veya daha geniştir. Ben şimdi bir mezura yardımıyla size daha açıklayıcı anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle mezuramızı elimize alıyoruz ve şu şekilde ölçümümüzü yapıyoruz. Mesela benim 16 ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane ilmeğim benim şu şekilde 11 santime denk geliyor. Şöyle benim omuz genişliğimde 11 santime denk geliyor. Mesela sizin omuz genişliğiniz 12 olur, 13 olur veya 14 erkekler için çalışıyorsanız. Bu takma kol, omuzu düşük olmayan kazaklarınız için geçerli bir yöntem. Omuz genişliğinize göre buradaki kesimlerinizi, yani ilmekleri bırakmayı ben kesmiyorum arkadaşlar. Dönüşler yaparak görüyorum. Burada dönüş yaptığım ilmekleri tekrardan yaka ilmeği için kullanacağım. Bunun yapılışını beraber çalışacağız arkadaşlar. Buradaki anlamanız gereken olay bu. Bütün bedeninizin ölçüsünü alarak örgülerinizi bu şekilde yaparsanız kendi üzerinize göre muntazam oturan örgüler elde edersiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada 16 ilmeğim kalacağı için bir kere daha dönüş yapıyorum. Ve tekrardan örgümün diğer tarafına geçmem için bir miktar düz örgümü de örüyorum. Daha sonra örgümüzün aynı öbür tarafında da bu aynı işlemleri uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi 16 tane ilmeğimi örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın burada ortadaki işaretleyicimden sonra bu düşmüş arkadaşlar. Bunu tekrar takalım. 2, 4 ilmekten sonra devam etmiştik. Karıştırmamanız açısından bunu buraya bağlıyorum tekrardan. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 tane işaretleyicimin sağında ve 4 tane solunda olmak üzere ortada 8 tane ilmek bıraktım. Daha sonra 4 tane bırakıp gidiş geliş yaptım. Tekrar 2 bıraktım. Gidiş geliş. Tekrar 2. Tekrar gittim geldim. Tekrar 2. Bir daha gidip geleceğim. Ve buradaki dönüş işlemini bitirmiş olacağım. Düz örgüme devam edeceğim arkadaşlar. Düz örgümü nereye kadar yapmam gerekiyor? Şöyle kolumuzu şu şekilde tuttuğumuz zaman arkadaşlar mezurayla yine ölçümüzü verelim. Çünkü S beden ve medium bedene olabilecek büyüklükte bir hırka kazak çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle kestiğim noktadan itibaren omuzunun yüksekliği 22 santim arkadaşlar. 22 santime denk geliyor. Siz de kendi omuz yüksekliğinizi ölçerek ona göre örgünüzü devam ettirebilirsiniz. Yani burayı da şimdi benim dönüşlerim bitti. Burasını da 22 santim olana kadar örmem gerekiyor. Yani şöyle tuttuğumda burayı şu şekilde bir tekrardan bir 7 santim daha benim örgümü örmem gerekiyor arkadaşlar. Buradaki örgüyü 7 santim öreceğim örgüyü herhangi bir dönüş işlemi yapmadan sadece 16 tane ilmeği gidiş geliş yaparak öreceğim. Yani 22 santim olana kadar düz bir şekilde öreceğim. Omuzdaki kalan ilmekleriniz eğer sizin ilmekleriniz fazla ise ve halen dönüş yapmanız gerekiyorsa buradaki dönüşünüzü yine devam ettirin.
Omuzdaki ilmeğiniz kalana kadar devam ettirebilirsiniz. Herhangi bir mahsuru yok arkadaşlar. Şimdi ben bu omuzun yüksekliği olana kadar burayı da örmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bu ön parçayı da şöyle arka parçanın boyuna gelene kadar ördüm. Şimdi burada bu ipimizi kopartmıyoruz. Tekrardan buradan ilmekler alarak bu ön parçamıza dahil edeceğiz arkadaşlar. Şuradan tekrar ilmek alacağım. Şimdi hemen şu sıradan başlıyorum almaya. Bir tane takıyorum buraya. Sonra tekrar bir tane daha takıyorum. 2. Sonra bir tanesini atlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir taneyi atlıyorum ve tekrar bir ilerisinden bir tane daha takıyorum. Yine hemen şuraya bir tane daha takıyorum. Buradaki düz ördüğüm kısımdan ilmek alarak bu aşağıya doğru ilerliyorum. Tekrar bir tane atlıyorum. Bir tane ilmek daha alıyorum. Tekrar yandan bir tane daha alıyorum. Ters tarafına geldiği için böyle tığ yardımıyla tekrar yine bir tane atlıyorum. Bir tane daha ilmek alıyorum. Tekrar yanından bir tane daha alıyorum. Tekrar arkadaşlar yine bir tane atlıyorum. Bir tane daha ilmek takıyorum. Hemen yandan bir tane daha alıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi taktım. Şimdi burada da aynı şu ilmeğimin hizasından şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle. Şuradan bir tane ilmek alıyorum ve buraya takıyorum. Sonra buradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Ve buradaki ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde örüyoruz. Yalnız burada yine bakın şu ilmeğimi alıyorum ve bu ilmeğimin aynı üzerine takıyorum. İkisini şöyle ilmeğin yönünü düzelterek şöyle tekrardan ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Yine şuradaki ilmeği örüyorum. Tekrar burada şurada aşağıdaki bak kendi ilmeğin altındaki ilmeği şöyle buna takıyorum. Ve şu ilmeğimi şöyle düzeltiyorum ve geri şişime takıyorum. İkisini beraber örüyorum. Tekrar buradakini örüyorum ve dönüş yaptığım ilmeğim bu. Yine bu ilmeğimi buraya takıyorum. Şöyle örgümü yönünü düzeltiyorum. Ve ikisini beraber örüyorum arkadaşlar. Bu ortadaki 4 tane ilmeğimi de örüyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın şurada dönüşler yaptığım ilmeklerde hiçbir şekilde bozukluk olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve buradaki ilmekleri düzelterek ördüğüm için örgümde de herhangi bir sorun oluşmadı. Şimdi şuradaki işaretleyicimi bu tarafa alıyorum ve tekrar örgümü sıra başına kadar örüyorum. Aynı buraya geldiğim zaman da burada bu tarafta yaptığım işlemlerin aynısını tekrar edeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da yine bu taraftaki yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. Bu sırayı şu şekilde örerek sıra başına kadar geliyorum. Tekrardan burada 4 tane ilmek kalana kadar geri örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada da 4 tane ilmek kalana kadar arka yüzden ördüm. Tekrar ön yüzden örerek geldim.
Burada da yine şöyle dönüyorum. O 4 tane ilmeği bırakıyorum ve dönüyorum. Normalde yuvarlak yakaları yaparken arkadaşlar burada tam bu ortada 8 tane ilmek kesilir. Daha sonra da dönüşler yapılır. Biz 2-2 geri döndük. İlmek sayısına göre 4-3-2-2-2-2 de dönebilirsiniz. Yani bizim ilmeklerimiz şişimiz kalın olduğu için ve fazla olmadığı için biz burada 4 ilmekten sonra 2-2 dönüşler yaptık arkadaşlar. Ve ilmekleri kesmiyorum. Çünkü buraya tekrarında ilmek takacağımız için ilmekleri böyle dönerek örüyorum. İlmeklerimi kesmiyorum. Şimdi burada 2-4 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar geriye sıra başına kadar örüyorum. Ve geri burada 2 ilmek kalana kadar tekrar ön yüzden de örüp geleceğim. Şimdi burada 2 tane ilmeğim kaldı. Önce 4 bırakmıştım. Şimdi 2 bıraktım ve tekrar dönüyorum arkadaşlar. Burada omuzda 16 tane ilmeğim kalana kadar dönüşlerime devam edeceğim. Yani burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani dönüşte 2 ilmek daha bırakıp geri döndükten sonra bir kere daha 2 ilmek bırakıp döndüğümde omuzdaki yeterli ilmek sayısına ulaşıyorum. Arkadaşlar yine şöyle 1-2 tane ilmek daha bırakıyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir kere daha dönüş yaptığım zaman yakadaki dönüş işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örüyorum ve tekrar geriye döneceğim. 2 ilmek daha bırakacağım. Daha sonra tekrar kol boyu olana kadar düz kısımlarımızı öreceğiz ve yakamızdaki ilmeklerin zaten bakın ben topladığım bu tarafı da topladıktan sonra omuzlarımızı birleştireceğiz ve küçük yaka örmede kullandığımız misinalı şişimizle yakamızı öreceğiz. Örgümüzü tamamlamış olacağız. Bu teknikte hiçbir şekilde dikiş kullanmadan yuvarlak yakayı ve omuzları birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Dikiş ve kesim işlemleri gerçekten insanı zorluyor. Bu tekniği hepinize tavsiye ediyorum. Bir kere denediğiniz takdirde sürekli böyle yapacağınızdan eminim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3. dönüşümü de yapıyorum. Şu şekilde. Artık dönüş işlemlerini bitiriyorum. Çünkü omuzda istediğim kadar ilmek sayısına ulaştım. Şişim 5 numara arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın şöyle arkadaşlar. Şişimiz 5 numara. Evet, 6 numara arkadaşlar bu şiş. 6 numara ve orta kalınlıkta bir ip. Her zaman olduğu gibi kiloluk yünlerle çalışıyorum. Daha önce de göstermiştim. Bir kat tavşan tüyü, bir kat alize, bir tane sim ve bir tane de normal incelikte makine yününün inceliğinde bir iple karıştırılmış bu şekilde tasarlanmış bir yün arkadaşlar. Yünlerimizi Sihirli Eller Örgü Evi Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın yuvarlak yakayı bu şekilde çalıştığınız zaman sonrasında ilmek toplamak zorunda kalmazsınız ve istediğiniz sayıda ilmeği rahatlıkla burada uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu dönüş işlemlerimizi bitirdik. Burada da 16 tane ilmeğimiz kaldı. Burada sizin çalıştığınız örgülerde farklı sayılar çıkabilir. Çünkü ipinizin kalınlığı ve şişinizin kalınlığına göre
İlmek sayısı değişebilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıkıntı değil. Siz bu arka parçanızı 3 eşit parçaya ayırıyorsunuz. Omuz hizanızı da mezurayla ölçüyorsunuz. Kaç santim omuz geliyorsa. Ona göre buraya mezurayı ölçtüğünüzde kaç ilmek denk geliyorsa ayırıyorsunuz. Geri kalan ilmekleri arkaya veriyorsunuz arkadaşlar. Eğer arkada çok fazla ilmek birikirse onu da ikişerlik kesimler yaparak azaltıyorsunuz. O da sıkıntı olmaz. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bakın şu şekilde yuvarlak yakamız gayet güzel açıldı. Şimdi bir müddet düz örgümü öreceğim ben. Neden? Çünkü kol boyuna gelene kadar daha vakit var. Şu şekilde bakın. Kol boyu olması için bakın şu kadar daha benim örmem gerekiyor. Bu örgümü de düz örerek devam edeceğim. Daha sonra aynı bu tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimi düzelterek yaka işlemi bitirmiş olacağım. Yani şu delik görüntülerini ortadan kaldırmam gerekiyor. Bunu yine sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi bu 16 ilmeğimizi kesme işlemi yapmadan düz bir şekilde bu kol boyu olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da şu şekilde kol boyu olana kadar şöyle şuradan tutuyorum ve şu şekilde kol boyu gelene kadar ördüm. Şimdi buradan da yaka için gerekli ilmeklerimi alarak buradan aşağıya doğru geleceğim. Yaka için bu taraftan kaç tane ilmek toplamışsam şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu 16'dan sonra buraya ben kaç ilmek takmışım? 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek takmışım arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da benim 10 tane ilmek çıkartmam gerekiyor. Şuradan 10 tane ilmek çıkartacağım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir tane de şuradan şunun hizasında olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan alıyorum ve 10 tane ilmek almış oluyorum. Şöyle burada delik oluşmasın arkadaşlar. Şöyle dikkat edelim. Evet, 10 tane ilmeğimi aldım. Şimdi buradaki ilmeklerimi de düzenleyerek örmeye devam ediyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir taneyi ördüm. Bakın burada dönüş yaptığım ilmeğim bu. Hemen şu alttaki aynı ilmeğin altındaki. Bunu şişimin üzerine şu şekilde takıyorum. Ve şöyle örgümü düzelterek örüyorum. Şu şekilde. Tekrar yandaki ilmeğimi örüyorum. Yine bu dönüş yaptığım ilmeğin şöyle altındaki ilmeği alarak şişimin üzerine aktarıyorum ve şöyle çevirerek düzeltiyorum ve örgümü örüyorum. Hemen yandakini, diğerini yine aynı. Bir alttaki kendi ilmeğinin altındaki ilmeği alıyorum ve şu şekilde dönüş yaparak örüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi de şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Ve buradaki ilmeklerimi de bakın şu şekilde düzenli bir şekilde toplamış oluyorum.
Şimdi buradaki ilmeklerimi örerek omuzdaki ilmeklerime kadar ilerliyorum arkadaşlar. Artık bundan sonra omuzlarımızı birleştireceğiz. Şöyle düzeltelim ilmeklerimizi. Şu şekilde. Burada 16 tane ilmeğimiz kalana kadar buradaki ilmeklerimi örüyorum. Taktığım ilmekleri. Şimdi bir kere bir sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tamamdır. Şimdi burada biz omuzdaki ilmeklerimizi birleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için de burayı şu şekilde örerek sıranın başına kadar çıkıyorum ilmeklerimi. Şu şekilde sıranın başına doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu şu şekilde örgümüzün arka parçasını şöyle ön yüzü bu tarafta bakıyor, bize bakıyor. Yine tekrardan diğer ön parçamızın da şöyle omuz kısmını buraya getiriyorum. Şu şekilde karşılıklı ilmeklerimi birleştiriyorum. İlmek sayım çok fazla olmadığı için omuzda dönüş işlemleri uygulamadım arkadaşlar. Burada eğer burada ilmeğimiz 20, 25 veya 26 gibi olsaydı 3 parçaya ayırarak dönüş işlemleri yapacaktık. Videomuzda omuz birleştirme ve yaka yapımı diye videoların bölümünde paylaşmıştım. Yeleklerinizi, süeterlerinizi yaparken size yardımcı olacaktır. Videolarımı izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi biz yuvarlak yaka yaptığımız için burada sadece omuzları birleştireceğiz ve yuvarlak yakamızı öreceğiz. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi birleştiriyorum. Önce öndeki şişten, daha sonra da arkadaki şişten alıyorum ve şu şekilde ilmeklerimi birleştiriyorum. Ve dikiş işlemine gerek kalmıyor. Daha muntazam oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 16 tane ilmeğimi birleştiriyorum. Sayıyorsunuz, 16 tane ilmeğinizi birleştiriyorsunuz. Şimdi biz kaç tane ilmek birleştirdik sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane birleştirmişiz. 11, 12, 13, 14, 15, 16 arkadaşlar. Bu şekilde 16. ilmeğimi de birleştirmiş oldum. Tekrar buradan ilmeklerimi örerek bu başa geleceğim. Arka ilmeklerimizi. Burayı örmeden önce arkadaşlar şuradan da bir tane ilmeğimi ekliyorum. Tekrar bu arka parçadaki ilmekleri sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar buradaki ilmeklerimizi örelim. Şimdi sıra sonuna kadar arka parçamızı ördük. Şimdi şu şekilde arkadaşlar diğer yuvarlak yakamız bakın şu şekilde oluyor. Burada da ilmeğimi birleştirdim. Şimdi burada da 16 tane ilmeğimi birleştireceğim. Şu şekilde şuradan
şişimizin ucunu alıyorum ve örgümü hemen şöyle düzeltiyorum. Burada şöyle şişlerimi karşılıklı tutuyorum ve 16 tane karşılıklı ilmeklerimi birleştiriyorum. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar ve tığ yardımıyla buradan da 16 tane ilmek alıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Burada da 16 tane ilmeğimi birleştirdim. Şimdi arkadaşlar buradan hemen şuradan bir tane de ilmek alıyorum. Şuradan şu şekilde ön yüzden alalım. Şöyle bir tane ilmek alıyorum. Ve buraya bir tane daha ilmeği dahil etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar burada yakada oluşan ilmeklerimiz şu şekilde bizim için yeterli olacaktır. Bakın şöyle. Şimdi dikkat ettiyseniz hiç ilmekleri kesmeden yaka, yuvarlak yaka işlemini gerçekleştirmiş olduk. Buradan tekrardan ilmek çıkartmadan bütün ilmeklerimiz hazır olarak önümüze geldi arkadaşlar. Bu şekilde çalışırsanız hiç zorlanmadan yuvarlak yakalarınızı rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şimdi burada ben küçük misinalı şişlerimi kullanarak yakamı öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde 45 santimlik yaka için kullandığım küçük misinalı şişlerim var. Daha önce de söylemiştim. Şu şekilde bakın. Bunlar büyük. Bu diğer şişimizin yarısı kadar büyüklüğünde. Ve yakayı hiçbir şekilde dikiş kullanmadan bu misinalı şişler sayesinde örebiliriz. Şimdi hemen örgümüzü lastik örgüsü yaparak başlıyorum. Bir ters bir düz örgü olacak şekilde. Şurada da arkadaşlar bakın burada diktiğimiz için bir yükseklik oluştu. Hemen bunu da gidermemiz gerekiyor. Şuradan aşağıdan şu şekilde ilmeklerimi alıyorum ve buraya takıyorum. Ve ikisini şöyle birlikte örüyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın oradaki bozuk görüntü de giderilmiş oluyor. Şimdi şöyle bir düz bir ters lastik örerek ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Ben burada misinalı şişimden bir boy küçük kullandım lastik ilmeklerini yapmak için arkadaşlar. Bir boy küçük misinalı şişle ördüm. Bu şekilde yakamızı lastik ilmeği olarak örüyoruz. İstediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Ben bu lastikte kullandığım
yakanın genişliği kadar örmeyi düşünüyorum. Onu da şöyle mezura ile ölçü vereyim arkadaşlar. Şu şekilde 6 santim olana kadar yakanızı örebilirsiniz. İsterseniz 5 santim de örebilirsiniz. Orası size kalmış. İsterseniz 2 sıra örüp bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizle alakalı arkadaşlar. Şimdi yakamızı 6 santim olana kadar, 7 santim olana kadar bir ters bir düz lastik örerek bitirelim arkadaşlar. Bu küçük misinalı şişimiz sayesinde dikişsiz yakamızı örüp bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi de kolumuzun yapımına geçiyoruz. Kollarımızı ben başladım ve ördüm arkadaşlar. Kolumuzda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 38 tane 38 tane lastik ilmeğimiz var. Bu 38 tane lastik ilmeğimizi şu şekilde mezuramızla ölçtüğümüzde arkadaşlar kaç santime denk geliyor? 21 santime denk geliyor. Bunu biz 21 santim kendi örgünüze de ayarlayabilirsiniz. S beden çalışıyoruz. Medium bedenlere de olabilecek genişlikte arkadaşlar. Bu kol genişliği de bittiği zaman şu şekilde 32 santime denk geliyor arkadaşlar. Şuradan koltuk altı boyunu veriyorum. Tabi herkesin kendi kol boyu farklı olabilir. Benim kol boyum da 43 santime denk geliyor. 43 santim olana kadar ördüm kol boyunu. Buradaki ilmeklerimi 48 tane olan ilmeğimi yanlardan ve hemen bu lastik üstünden şuralardan arkadaşlar 2 örüp 1 arttırdım burada. 2 örüp 1 arttırma yaptım ve yanlarda da arttırma yaparak buraya kaç ilmeğe ulaşmıştık sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 tane ilmeğimiz olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar lastik 48 yanlış söylemişim 38 tane arkadaşlar ilmeğimiz var. 38 tane olan lastik ilmeğimiz 48 tane burada çoğaltma yaparak 48 ilmeğe ulaşmışız. Bu da bize yeterli olduğu için arttırmalarımızı bırakmışız arkadaşlar. Burada lastikten sonra hemen burada arttırma yapıyoruz. 2 örüp 1 arttırıyoruz. 2 örüp 1 arttırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da 48'e ulaşabilmek için bu yanlardan belli mesafelerde arttırmalar yapıyoruz. Onu 48 ilmeğe ulaşabilmek için siz kendiniz belirli aralıklarla şöyle 3'er santim ya da 4'er santim arayla arttırmalar yapabilirsiniz. Bu kazağımız biliyorsunuz reklam kollu takma kol şeklinde çalışıyoruz ama görüntüsü reklam kolu andırıyor arkadaşlar. Şimdi aynı öndeki yaptığım kesimleri ben burada kolda da uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta buradan ben 6 tane ilmek kesiyorum. Şöyle 6 tane ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 şu şekilde ve sıra başına kadar örüyorum. Ben her iki kolu da aynı anda başlıyorum ve birlikte götürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde koldaki kesme yerlerimiz hep aynı yerlere denk geliyor ve karıştırma yapmıyoruz.
Siz de bu şekilde aynı birlikte başlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi ben size bu tek kol üzerinde kesimleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar örgümüzün diğer tarafına geldik. Şöyle. Burada da yine 6 tane ilmeğimi kesiyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 tekrar sıra başına kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde bir uygulama yapıyorum. Kol kesimlerimi hemen buradaki ilk 2 ilmeği alarak yapmıyorum. Buradan 1, 3 tane ilmek örüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Ve daha sonra hemen buradan bir tane ilmeğimi kesiyorum. Sonra tekrar bu arada kalan ilmeklerimi de örüyorum. Şu şekilde arada kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Ve diğer tarafta da yine aynı şekilde kol kesimimizi yapacağız. Kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz arkadaşlar. Arka yüzde düz örerek ilerliyoruz. Şimdi buraya kesim yapacağım yere gelene kadar ördüm. Şu şekilde. Burada yine aynı 3 tane ilmeğimi bırakıyorum. Şöyle 3 ilmeğimi bırakıyorum. Bu ilmeklerimi yönünü şöyle yerlerini değiştiriyorum. Şöyle arkadaki şişime takıyorum bunu. Tekrar geri şişime aktararak şöyle ikisini birlikte örmüş oluyorum. Tekrar yine 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Ve kolumun hem sağından hem solundan kesim yapmış oluyorum arkadaşlar. Arka sırada herhangi bir işlem yapmadan örgümüzü ters örgü olarak örüyoruz ve sıra başına geldiğimizde tekrardan size ikinci bir defa kesimleri göstereceğim. Tekrar ön yüze geldim arkadaşlar. Yine burada şu 3 tane ilmeğimi örüyorum. Yine bu aynı noktada şöyle 2 ilmeğimi beraber alarak yine ikinci kesimimi de yapmış oluyorum. Yine diğer tarafa yani öbür sıra başına kadar 5 tane ilmek kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Burada da kesim yapacağım için burada üçünü bırakıp şu ikisini de kesme işlemi uygulayacağım için 5 tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Şöyle 5 ilmek kalana kadar ördüm. Yine buradaki ilmeği şöyle arkadaşlar şişime takıyorum ve arkadaki ilmeği de tekrardan şişime alıyorum ve yönünü ikisinin değiştirmiş oluyorum. Şöyle ikisini alarak birlikte örüyorum ve kesim yapıyorum. Bakın burada şöyle düzgün bir çizgi oluşması gerekiyor. Arkadaşlar her ön sırada aynı kesme işlemini tekrarlayarak bu kolumuzun ortasında şurada arkadaşlar 2 4 6 8 tane 2 4 6 8 8 tane ilmek kalana kadar buradaki kesme işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Siz de bu ortada 8 ilmek kalana kadar bu kesimlerinizi yapın arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde kol kesimlerimizi yaptık. Şöyle bakın şöyle. Burada 8 tane ilmeğim kaldı. Eğer isterseniz siz daha fazla ilmekte kalıyorsa
sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi burada sağda ve solda kesimler yaparak ön yüzde, arka yüzde de kesmeden ördüm. Bu şekilde ilerledim. Şöyle buradaki kolumuza şu şekilde ölçüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Kolumuzun şöyle şu omuz kısmında bir miktar kalması gerekiyor. Yani bir 2 santim falan. Şöyle yine de bakalım. dört santim arkadaşlar. Burada 4 santim kalana kadar kestim ben. Burada 4 santim kaldı. Bu ilmekleri de buraya yarısını öne, yarısını da arkaya dikerek kapatacağız. Yani şöyle tam bu ortada dikişimizin olduğu yer. Bu ilmeklerin de bir kısmı sağa, bir kısmı sola gidecek. Onun için burada bir 4 santim kalana kadar bu kol ilmeklerimizi kestik şu şekilde ve daha sonra yakayı öreceğiz. Yakamızı da böyle küçük şişlerime aktardım ben. Yakayı ördükten sonra birlikte dikiş işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, yaka kısmını ördük beraber ve kesimlerimi yaparak bitirdim. Bu şekilde hiç dikiş kullanmadan yaka işlemimizi tamamlamış olduk. 45 santimlik küçük misin alış işlerimizle çalıştık. Eğer böyle bir şiş elinizde yoksa arkadaşlar, şöyle çorap şişleriyle de çalışabilirsiniz. Bu peş peşe şöyle 3 tane şiş kullanarak döne döne yakanızı örebilirsiniz. Eğer böyle bir şişiniz de yoksa 2 tane misin alı şiş kullanarak da yakanızı dikişsiz bir şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir yerinde dikiş yok. Bakın şöyle gayet muntazam. Şimdi biz kazağımızın kol dikişlerini ve bu yan dikişlerini yapacağız beraber sizlerle. Kazağımız bitti arkadaşlar. Birlikte final bölümünde tamamlayarak en son ölçülerini size mezura yardımıyla vereceğim. S beden, medium beden giyebilir. L beden de biraz küçük durabilir arkadaşlar. Verdiğim ilmekleri 4 ilmek fazla başlayarak L bedene uyarlayabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi kazağımızın dikimine geçelim. Kollarımızı da bitirdik, hazırladık bu şekilde. Bu kesim sayesinde reklam kollu gibi duruyor arkadaşlar ama asıl da takma kol yapımı. Şimdi birlikte dikimini yapalım. Omuzları dikişsiz bir şekilde birleştirdik birlikte. Yakamızı da birlikte çalıştık. Şimdi kazağımızın şöyle şu şekilde ön yüzü bize bakacak şekilde koyuyoruz. Hemen kolumu alıyorum. En son burada kalan ilmeklerim benim 8 adetti arkadaşlar. Buraya tam ortasını bulmam gerekiyor. İlk etapta şöyle tam ortayı buluyorum. Ve bu tam ortayı buradaki omuz dikişine denk getiriyorum. Şu şekilde. Yani bir kısmı önde, bir kısmı arkada olacak şekilde. Ve burayı bir iğne yardımıyla şu şekilde sabitliyorum. Daha sonra bu 6'şar adet kollarımızda, önümüzde ve arkamızda ilk etapta kesim yapmıştık. Onları şöyle karşılıklı iğne yardımıyla sabitliyorum ve diğer tarafı da aynı şekilde şöyle arkadaşlar iğne yardımıyla burayı da sabitliyorum. Ön yüzden dikiş işlemi yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben böyle tığ yardımıyla dikişimi gerçekleştireceğim.
Bu şekilde arkadaşlar şöyle örgümü iğne ile sabitliyorum. Dikerken herhangi bir sorun oluşmaması için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Daha düzgün oluyor. Şimdi yine devam ediyorum. Bu şekilde işaretliyorum. Çünkü buralardan dikiş işlemimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde burayı da iğne ile tutturuyorum. Şimdi bir tığ yardımı ile dikiyorum örgümü. Şuradan başlıyorum hemen. İlk önce kollarımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra kol altı ve yan dikişlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle başlıyorum buradan dikmeye. Şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle dikişimi gerçekleştiriyorum. Böyle arkadaşlar dikiyoruz. Kolumuzu tamamını bu şekilde dikelim arkadaşlar. Arkadaşlar kolun dikişini tamamladım. Şöyle iyi tarafını çevirdiğimde bakın şu şekilde aynı reklam kollu gibi duruyor. Ama takma kol çalışmamız arkadaşlar. Şimdi bu kısmı diktik. Bundan sonraki kısım şöyle kol altından şöyle kol ucundan başlayarak yine şu şekilde iğnelemeye başlıyorum. Yine bu kolun altındaki dikişten karşılıklı dikişleri denk getiriyorum. Yine orayı da iğneliyorum. Ve aradaki kısmı da şöyle elimle karşılıklı düzelterek iğneliyoruz. Eğer potluk olursa arkadaşlar tekrar iğnenizi açarak düzeltebilirsiniz. Ama genelde herhangi bir sorun olmuyor. Çünkü aynı örüldüğü için bir sorun oluşturmuyor. Şu şekilde bakın. Ucuca denk geliyor. Ve tekrar şöyle yandan yine lastikleri karşılıklı ayarlıyoruz ve ilmekleri şu şekilde karşılıklı tutarak iğneliyoruz. Yine burayı da iğneliyorum şöyle. Bakın hepsi orantılı bir şekilde denk geldi. Şöyle arkadaşlar buradan başlayarak böyle kolun altında dikiyoruz ve daha sonra dikiş işlemlerimiz bitmiş oluyor. Ve kazağımızın son halini de mezura yardımıyla ölçü vereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar kazağımız bitti. Bu şekilde. Şöyle kol kesimlerimiz, dikişlerimiz ve yuvarlak yakalı kazağımız bu şekilde S, M bedenlerin giyebileceği büyüklükte. L bedene de olabilir ama biraz küçük gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde kazağımızın son hali bitmiştir. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.